Aslında başarıyor. Yani baktığımız zaman Amerika'da aslında televizyonlarda program yapmış. Onun dışında bütün şöhreti parasının çokluğundan kaynaklanan zengin bir insan olan Donald Trump'ın birdenbire Cumhuriyetçi Parti'den aday olma noktasına gelmesi büyük bir olaydı. Ama o noktada da kalmadı. Cumhuriyetçi Parti'nin söylemini aşan yepyeni bir yöntemle kendisini kitlelere tanıtmayı başardı. Bunu da nasıl yaptı? Belli bir düşman kendisine aldı, yerleşik düzen dedi. Sanki kendisi o yerleşik düzenin bir unsuru değilmiş gibi kendisini takdim ederek. Bu arada zenginler yerine fakirlerden yana tavır alacağını, Amerika'yı yeniden büyük yapacağını, bu tür iddiaları çok sesli ve iddialı bir şekilde gündemde tuttu. Medyayı bu arada her zaman azarlayan bir üslup kendisine benimsedi. Ve bir baktık ki kimsenin hatta kendisinin bile seçim gününe kadar başarılı olabileceğini beklemediği bir insan olarak Donald Trump Amerika gibi bir ülkede başkanlığı kazanabildi. Şimdi benzer yöntemleri dikkat edersek Muharrem İnce de kullanıyor. Medyayı kendisinin karşısına almayı gayet başarıyla sağladı. Hatta işte bazı medya kuruluşlarının önünde miting yapma tehdidini de savurarak o medya kuruluşlarını da kendisine yer açma noktasına getirdi. Bunlar önemli şeyler. Bu arada fakir fukarayı fazla uzakta tutmayacak bir dili de benimsemiş görünüyor. Bütün bunlar bana Trump'ın Amerika'da uyguladığı, başkaları da var tabii Avrupa'da da uygulanayanlar oldu bunu ve başarılı oldular. Bu yöntemi Muharrem İnce'nin başarılı bir şekilde şu anda Türkiye'de uygulanmakta olduğunu aklıma getiriyor. Ve işte bunu ifade eden bir yazıyla bugün okurların karşısına çıktım.